Şimdi de şuradaki işlemi biraz veri çekme örneği yapalım. Daha önceki derste olduğu gibi. Bunu da farklı bir projede yapacağım. Bir asenkron çalışmayı göstereyim. Bir seçtim ben yukarıda. Burada bir şey yapalım. Veri çekme uygulaması. Veri çekmede de örneğin kategorilerin listelenmesi plan olabilir. Bunun için servise eklemeden önce şurada servise yeni bir metot ekleyeceğiz. Set dönen string John seri server database Redditor'ı önce bir oku. Daha önce yapmıştık böyle. Sonra Redditor'da read
state, end of file, egzemenin sonuna gelene kadar. Dönem değer artı eşittir reader nokta read alır egzemen ve close bir de connection kapat geriye dönem değeri var. Dataset oluşturup bunun içerisinde DT'yi verebiliriz. Ya da bunu hazır yapıyı kurduk. String olarak vereceğiz tabii ki. Dönem değeri ekledik. Bunu geriye gönderdik. Tamam. Bir de dataset dönemini yapalım. Burada dataset olarak önce mi çıktı? XML kısmını siliyorum. Connection. Sonra bir connection komanda gerek yok. Biz data adaptada daha kısa olarak yapalım. Şöyle şimdi tekrar oluşturdum. Bu da bizden çıkar cmd ve connection istiyor. Sonra da daha bir dsl'lerde dataset dsl bir de daha fazla veri olacağı için şey yapalım. Ürünleri de dönsün. Ürünlerin tamamını. Şey olsun. Burada da yıldız from. Burada kategori dedik ama copy paste'de zaten kategoriye getirmişiz. Şurada bir yanlışlık olmuş. Kategori aynı. Kategori main. Şuradaki sorguyu değiştirdim sadece. Kategorilere dönmek istediğim için. Şundan x'ini getirdik. Burada da ürünler. Şimdi bunu yeni projede kullanacağız. Projede de asenkron yöntemiyle bu
kullanmak istiyorum. Asenkron bir şekilde servisleri kullanalım. Başlangıç projesi bin async diyorum. Burada öncelikle serviste sadece metot değişikliği var. Ekstradan bir farklılık yok. Referans eklerken dikkat etmemiz gereken şey, projeyi bulduk. Diyorum ki Northwind service async. Eklemeden önce advanced kısmında şöyle bir setting paneli var. Hatırlarsanız daha önce task based diyordu. Bu varsayılan kısımdı. Şu hello olarak gelmediyse hello olarak açabilirsiniz bunu. Ben burada generate asinkron operasyonlar kısmını seçiyorum. Daha sonra da OK diyorum. Buton. Ve data grid bir yazım. Yapacağımız işlem basit. Getire bastığımızda burayı dolduracak. Northwind service async. Bunu çağırıp tıkladığım zaman proxy'ni oluşturuyorum. Source. Proxy nokta. Bakın. Burada diğerinden farklı olarak begin. Begin ve end ile başlayan benim kategori ekle gibi şeylerin ekstra farklı metotları var. Bunlar dikkat ederseniz farklı değerleri sahipler. İşte string vesaire alıyor. Bu şekilde çalıştırırsan async callback diye bir parametre daha istiyor işte vesaire. Bazı başlangıç bu işlemi bu metodu başlatmak için gerekli ayarlar var. Bir de end işleminde de bir async result interface'inden türeyen bir result istiyor burada, parametre istiyor. Ama benim bunlara şu an için ihtiyacım yok. Şurada kategori ekle async metodu oluştur. O checked kısmını seçtiğim için, asenkron olmasını seçtiğim için. Burada da istediğim şey, tabii ki kategori ekli değil, biz diğerini kullanacaktık. Neydi? Kategori getir ds gibi bir şeydi sanırım. Kategorileri. Evet, onun olmama sebebi build etmedik muhtemelen ondan. Yeni haliyle proxy kategori geldi. Şöyle servise bakayım. Kategorileri dön. Dataset geliyor. Şuradan servisi update ediyorum. Acaba update mi etmeli? Böyle gördü. Şöyle bir daha bakalım. Evet. Bakın update.
update edince geldi. Kategorileri dön, DS. Bu bana doğrudan dataset getiriyordu. Ben bunun içerisindeki table 0'ı almalıyım. Şöyle bakalım. Bunu daha büyük veriyle deneyelim. Data source, proxy, kategorilere dön. Şimdi ürünleri dönelim. Ürünleri getir. Bunda da table 0. Bir dakika, async kısmını kullanmadık ki. Şurada async kısmını kullanmak gerekiyor. Çünkü kilitlendi orada. Olmaması gereken bir şekilde. Evet. Öncelikle normali yapayım. Bunun sebebini anlatacağım. Kategorileri getirdiyse tables çalıştırdım. Getire bastığım zaman, bakın kilitlendi burası. O anda fark etmişsinizdir. Veriyi getirme işleminin sırasında bunu kilitlendi. Bu işte bizim asenkron yapmamıza sebep olan şey. O kilitlenme olayı. Bunu değiştirmek için de yapmamız gerekiyor. Çok fazla bir fark yok. Data source olayını burada yazmayacağız. Şöyle bir çalışma yapacağız. Ben async metodunu çağıracağım. Bakın geriye bir void. Yani hiçbir şey dönmüyor aslında bu. Yani işlemi yapmaya başlıyor diye düşünebilirsiniz. Veriyi getirmeye başlama işlemi. Async. O yüzden geriye bir şey dönmesi doğru değil. Zaten mantıklı değil. Henüz tamamlanmadan bu işlem başlatılmış anlamında. Yani bir begin işlemi başlatma. Tamamlanma işlemi de şurada bakın onun bir altında ürünleri getir dc complete diye bir event var. Bu event oluşuyor. Bu eventi de tetiklememiz gerek. Artı eşittir top top dediğim zaman bu şu demek oluyor. Ben proxy nokta ürünleri getir ds async metodunu çağırdım. Bu bana normalde ne döndürüyordu? Bir dataset. Ama bu çağırma işlemi işlemin tamamlandığını göstermiyor. Sadece işlemin başlatıldığını ben başlat demiş oluyorum. Begin işlemi yapıyorum. Daha sonra da bir completed eventi var. Bu eventte bu çağırma işlemi tamamlanıp dataset ve veri geriye döndü artık bitti. Completed. Bitiş işleminde ne yapmak istiyorsun? Bu eventi orada kullanıyorum. Data grid view data source. İşte burada ben yapmak istediğim şeyi gerçekleştirmeliyim. Burada da a result var. Bakın. Result olarak geliyor bana. Tables. Fark ettiniz mi? Buraya bakın. Bakın çalıştırıyorum. Veri yoğunluğu çok fazla olmadığı için ve uzak sunucu olmadığından dolayı hızlı gidecek ama bastıktan sonra bunun canlanacağına dikkat edin. Olmadı bunun kapatılması gerekiyor. Gerçi o da iş görür. Ekran sonuçta donmadı, bunu gördük.
Çağırdığım zaman, bakın, biri gelmeden önce kilitlenmiyor artık. Yani birini tamamlanma işlemiyle aslında form kilitlenmiyor burada. Sadece formun bütün işlemler gerçekleşirken ben veriyi arka tarafta çağırma metodunu gerçekleştirmiş oluyorum. Bunu çağırmaya başla, ha çağırdın mı? O zaman completed event tetiklenecek. O event sırasında ne yapacaksın? Form devam edecek çalışmaya. Ama completed'da, yani bu veri artık geldiğinde completed çalışacak. Burada da datayı şuraya bağla. O yüzden de donmuyor. Bir multi-thread işlem gerçekleşiyor denebilir özetle. Bunu profesyonel, yani şu anki uygulamalarda sık sık kullanmanız gerekecek. Çünkü ister web olsun, ister masaüstü olsun, ister mobil olsun, hiçbir şekilde bunun normal metot yöntemiyle kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ekranın donmaması lazım veri işlemi gerçekleşirken. Mesela bir uygulama geliştirdiniz. Masaüstünde Windows Form vesaire. İşte aynı anda birden fazla veri çekme işlemi yapacaksınız. Bir yerden örneğin ürünün adedini döneceksiniz. Öbür yerde farklı bir listeleme yapacaksınız. Data grid dolduracaksınız falan. Bunları da işte completed eventlerini kullanarak bir asenkron işlem olarak gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi Silverlight'ta kullanabileceğiniz tek yöntem zaten asenkrondur. Kendi mimarisi gereği yapacağınız işlemlerde asenkron kullanmayı zorunlu tutar. Kilitlenmeleri önlemek için. Bu şekilde kullanmaya başlamanız daha yararlı olacaktır.